Eşin attığımızda İrem. Efendim canım. Nasılsın canım? İyidir, sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi ilişki testine geçtik. Müsaitsin değil mi? Evet, müsaitim, dinliyorum. Tamam. O zaman soruyu hemen soruyorum. Eşin İrem nişanda ne renk elbise giyindi? Zümrüt yeşili. O kadar basit bir soru ki. Ben bunu eşime sorsam kesinlikle hatırlar. Benim eşim de hatırlar muhakkak. Taha Bey, İrem'in nişanlığı ne renkti? Zümrüt yeşili. Hemen yeni soruyu soruyorum. Evlendiniz, birinci ayınızın sonunda eşinin ailesi tarafından hesabına açıklama kısmında gelin maaşı yazan bir para geldi. İrem, buna ne tepki verirsin? A. Çok sinirlenir, iade ederim. B. Allah bereket versin der, alırım. Allah bereket versin der, alırım. Yani kim almazsa hepimiz alırdık herhalde. Böyle bir şeyde asla gurur yapmam. Kesinlikle öyle. Yani hepiniz gelin maaşı mı istiyorsunuz? Neden olmasın? Kayınvalidelerimize duyurulur. Sigorta da yapsınlar mı? Ben ihtiyaç duymuyorum. Olmasa da olur. Gelin maaşı olsa yeterdi işte. Bakalım Taha Bey ne cevap verecek? Taha Bey, aileniz birinci ayın sonunda gelin maaşı ödese İrem'in buna tepkisi ne olurdu? B şıkkı, Allah bereket versin der. Bravo. Bir diğer soruyu soruyorum şimdi. Eşin İrem'in babaannesinin adı nedir? Babaanne yaşıyor muydu bu arada? Yaşıyor, evet. O zaman bilir. Revasiye. Revasiye. Zor bir isim. Zor bir isim. Ama bence yaşadığı için soru bilir. Bilir, evet. İsminin anlamı ne? Ya isminin anlamını bilmiyorum ama benim şimdi böyle yaşlara baktığımda bizde hep bir şey var böyle. Revasiye, İsmiye, yani bir yeğlik var. Yani ismin anlamını bilmiyorum ama biraz değişik bir isim. Evet. Taha Bey, eşinizin babaannesinin adını biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Revasiye babaanne. Bravo. Sıradaki soruyu soruyorum. İş yoğunluğundan bunaldınız. Eşiniz Taha 2 günlük tatil planlamayı düşünüyor. Neyi tercih eder? A. Otel, B. Bungalov, C. Karavan, D. Kamp. Kesin bu cevap, yani biz ikimiz de çok iyi, yani çok iyi demeyeyim de biraz amatör. Kampçıyız biz bu arada. Evet, eşimle her fırsat bulduğumuzda kampa gideriz. O yüzden tabii ki de kamp. Cevabım belli. Biz şu ara bungalov düşünüyoruz. Benim eşim buna bungalov derdi. Şu an için bungalov ben derdi. Ben de bungalov ya da otel derdim. Karavan tatil. Evet. Biz bungalova gittiğimiz için bir sefer oteli tercih ederdik. Oradan pek memnun kalmamıştık. Herhalde bir daha gitmeyiz. Taha Bey, tatil için hangi konaklama şeklini tercih edersiniz? Kamp. Bravo. Çok kolay bir şey oldu. Evinize düğün alışverişinizde ilk aldığınız eşya neydi? Bunu sen hatırlıyor olabilirsin ama ben eşinin hatırladığından pek emin değilim. Aslında mutfağı yorumladığımızda da bunu söylemiştim. Evet. Biz dedim ya, biz daha sevgiliyken beyaz eşya almıştık dedim. O yüzden unutmaz yani. Kesinlikle beyaz eşya diyorum. Hatırlar. Evet, doğru. Düğün alışverişinizde evinize ilk ne aldınız Taha Bey? Beyaz eşya. Bravo. Gerçekten bravo. Daha evlilik yolunda bile değildik o zaman. Evet, doğru, ben unutmuşum onu. Eşin Taha'ya alışveriş listesi verdin. Bunları al gel dedin. Birkaç malzemeyi eksik aldığını fark ettin. Tekrar markete gitmesini istedin. Gider mi, gitmez mi? Gitmez. Benimki de gitmez. Yani acil bir... Söylene. Benimki de çok acil bir ihtiyaçsa gider. Söyle gelsin der. Benimki de gider ama söylenir ya da gel beraber gidelim diye teklif eder. Benimki markete götürmüyor pek, daha fazla şey aldığım için. daha az alıyor. Ben kim zaman daha fazla gidermiş. Taha Bey, alışveriş listesinde almayı unuttuğunuz ürünler olsa yeniden markete gider misiniz? Gitmem. Bravo. Tebrik ediyorum. Yanlış olmadan. Evet. Hiç yanlış olmadan kazanan bir arkadaşımız daha vardı. Evet, sanki. Ben. Evet, Rabia. Sizlerde birer yanlış vardı. Telafilerde toparlamışsınız. Rabia'nın da uzun bir ilişkisi olduğu için uzun aşklar genelde. Aynen, ben de. Evet. Birlikte büyüdük. Ne kadar uzun değildi bizimkisi ama evet yani. Evet. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İkinizi de tebrik ederim. Taha Bey, kapatmadan eşinize bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederiz. Başarılar. Ben de sana teşekkür ediyorum hayatım. Beni yanıltmadığın için. Öpüyorum. Görüşürüz. Ben de seviyorum seni. Ben de. Bu çok romantik. Evet. Eşimin bir zaten seviyorum seni kelimesi. Bir de 3 tane kalbi vardır yani.
şey bu, ta deyince onu bilirim yani. Değişik gelir diye şey yaptım. Seviyorum seni de. İremcim, altınını güzel günlerde kullan. Birazdan rakiplerin senin için puan verecek. Sonrasındaysa büyük finalde benim puanlarımı öğreneceksiniz. Herkes benim kadar heyecanlı mı? Evet. Acaba hanginiz bu haftanın şampiyonu olup büyük ödül 100 bin TL'yi kazanacak? Birazdan öğreneceğiz ama öncesinde İrem için puanlamak.